Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Yeni bir videoda Dalloş Atakan'la beraberiz. Evet, güzel bir video çekeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Zaten buradaydık amirakta. Yani ha, buradaydık. Arkamızın dekoru da herhalde iyi. Kesinlikle iyi. Kuru kafa ayağımına ısırmasa beni iyi yani. Tam da dişleri senin arkanda. Vallahi öyle. Evet, soru soracak. Biz de cevap vereceğiz dümenden. Falan filan. Şimdi Instagram'dan sana gelen birçok güzel soru var ama Instagram'daki sorulara geçmeden önce benim tansiyonum sabah sabah bir oynadı yani, tamam mı? Şimdi bugün pazar günü arkadaşlar. Bugün yükler misin videoyu? Yarın. Yarın ha, tamam. Pazartesi siz izleyeceksiniz bu videoyu. Üniversite sınavı var. Bir arkadaşımız geldi, dedi ki ben vitamin istiyorum. Ona da buradan selam olsun. Gözlerinden öpüyorum. Muhtemelen izleyecek videoyu. Arkadaşlar biraz dallamam modele bırak. Bayağı yani. 3 segment. 3 senedir üniversite sınavına hazırlanıyormuş. Sabah otobüse bir binmiş. Kent kartı yok. Üniversite kimlik yok. Giriş kartı yok. Hiçbir şey yok arkadaşım. Bir de geldi benden vitamin aldı şimdi. Vitamin eksikliği var diye tahminimce. Bence var. Bence de var. Şimdi bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi... Bir de diyorum ki 3 senedir hazırlanıyorsun. Nasıl yani hani... Hani olmuyorsa ya zorlamanın alemi yok. Dinle dinle. Bir de hani 3 sene hazırlanıp da sınavı kaçırmak nedir yani? Bence de öyle. Şimdi bu nasıl bir şey? Benim aklıma eskilerden bir hikaye geldi. Hatta çocuğa şöyle hikaye derken yaşamış olduğum bir olay. Savaşa giderken silahını birlikte unutmaya benzer. Biz bir zaman bir tatbikata gidiyorduk. Kısa keseceğim. Sabah tatbikata gidip atlayış yapacağız. İşte savaş oyunları oynayacağız. Tatbikat askeriyede öyledir. Bizim bir arkadaşımız vardı, muhabereci, telsizlere şarj ediyor falan filan. Biz kimden de haberi yok da, telsizleri şarj ediyor yani. Yani siz uzaktan böyle haberleşiyorsunuz, aynen, eskiden he. Böyle çantalı telsizler var. ANPRC-25 telsizleri derlerdi, sırta koyuyorsun, anasının amı gibi bir antenleri olurdu. Böyle çukur yerdeysen 10-15 metre yukarı çıkardı anteni. Böyle koşarken de kırılırdı, tamam mı? Kırılır derken yatar kalkardı. Yatar kalkardı. Öyle ama o telsizler sağlam telsizdi o zaman. Kilometrelerce uzaktan haberleşiyordunuz. Aynen he. Şimdi bu lavuk gidiyor muhabere odasında. Telsizlerin şarj olduğu odada uykuya dalıyor. Sabah bir kalkıyor 5'te birlikleri çıkacak 6'da. Tatbikata atlayışa gideceğiz. Bu da bataryaları takıyor. Hepsi boş amına koyayım, tamam. Hiçbir şey yok. Gidiyoruz tatbikata atlayış yapıyoruz tabi. Ana karargah da birlikleri yönlendirecek. Askerlik yapanlar bilir. Telsizler boş amına koyayım. Muhabere yok. Kimsenin haberi yok. Bölük komutan da yukarıdan bağırıyor. Mustafa Aralık ararız gecemleri diye adam götünü yırtıyor amına koyayım. Sesi duyuyorsun diye. Biz tabii komutanı duymadık da sonradan anlatıyorlar. Sövüp duruyormuş onu, adamın götü çıktı amına koyayım. Öyle dümenden tatbikatı bitirdik. Evet böyle. Bu lavuk da öyle. Ulan üniversite imtihanına gidiyor. 3 senedir hazırlanıyor. Ulan insan evde kağıdını unutur mu amına koyayım ya? Onu geçtim. Ben olsam sabah 5'te giderim oraya amına koyayım. Bir de şimdi yani söylediği bölümü tam hatırlamıyorum ama çok yüksek puanlı bir bölüm değil yani kimsenin zeka dümenden seviyesini. Dümenden mi bölüm ya? Dümenden yani kimsenin zeka seviyesini, kapasitesini falan yorumlamıyoruz burada. Dedim oğlum tamam da hani 3 senedir ben çalışıyorsun da hani kazanamadın mı falan filan gibisin. Abi dedi sorma dedi işten güçten dedi şey yapamıyorum ki dedim. Ne iş yapıyorsun dedi jimnastikçinin yanında böyle. Abi ben şimdi kazanamıyorum. Haftada bir iki gün dümenden. Yahu tamam da şimdi kazanamayabilir, kafası yetmez, kapasitesi yetmez. Tamam dersin değil mi ama? Amına koyayım kağıt da unutulmaz ki ya. Evet. Lan imtihana gidiyorsun amına koyayım, kağıtı unutuyorsun yani. Kesinlikle. Beni, kafamı stop ettiren şey o. Aynen. Neyse siktir et, sorulara evet, geçelim. Şimdi Instagram'dan bomba gibi sorular var. Tabii hikaye attık. Bunu biraz daha yukarı mı taksak amına koyayım? Alır biraz da, bilmiyorum ki senin şimdi mikrofonun yakışıklı mı ya? Şöyle. İyi, güzel öyle ha. Biraz yüksek sesle konuşsan olur. Ben zaten bağırma. Bunda şeyi kopmuş amına koyayım. Bakalım ne diyecek lavuklar. Evet, bakalım. He, bu arada arkadaşlar... bir protein shop açmayı düşünüyorum, bir dükkan. Kar amacıyla değil de böyle ufak bir dükkan, biraz sota bir yerde. Ucuz bir dükkan buldum gibi. Gelen arkadaşlar fotoğraf çektiririz. Takipçilerim gelir, akara kikiri, video çekeriz. Öyle bir düşüncem var. Yerin belli olsun ayağı. Yerin belli olsun. Vakit geçirelim ayağını, öyle takılacağız. Yani. Öyle de bir bilgi vereyim size. Açarsam da bir ay içinde inşallah faaliyete geçirmeyi düşünüyorum. Evet. Evet. Sor tamam. Soruyu, al boruyu. Ayağı. Tamam, soruyorum şimdi, alıyorum boruyu. Bir dakika. Kadir Hoca ufaktan bir kürp atlatıp güzel bir forma girebilir mi? Şimdi arkadaşlar, evet, girilebilir ama benim formum zaten fena değil kanka. Bayağı iyi canım, bayağı fena da şimdi değil. Millet bana yağlı mağlı diyor ama
Bak dün salonda... Yağlı güreşlere gittik. Geçen herkes pehlivan zannetti. Aynen. En azından bir sikim diyorlar. Ama ben çocuğa bir sırt pozu verdim. Abi dedi ya sen hiç öyle gözükmüyorsun dedi amına. Kanatların buradan çıkıyor yani. Millet biliyor. Evet. Ya, çıplak pozu vermiyorum. Çıplak derken hani millet yarak yarak konuşacak tamam mı? Tabii. Sonuçta bulku seviyorum ben. Hani nasıl bazı muhalefet liderleri var ya hiç kazanamaz ama muhalefet olmaktan da memnundur amına koyayım. Ben de bulkumla memnunum amına koyayım. Ama yani bu tabii ki ilaçtan ziyade bir ufak ilaç kullanıp forma girilebilir ama ya onu neden istemiyorsun mesela? Ya diyet bana çok zor geliyor kanka. Diyetiz geçtim hani ilacıtan artık bir korkun mu var yaş gereği bir hani bir ya o da var yani sonuçta bir tek demişiz. Yani o da olabilir ama ya olur mu biraz sıkıntılı bir durum ya. Evet. Şimdi aynen bu güzel sorunun arkasında aynı soruyla konuyla alakalı bir soru daha sorayım. Bulk yapmanın ince detayları püf noktaları nedir? Ya benim için ne bulursan ye. Ya şimdi balk yapmanın da bir raconu var tabii ki arkadaş. İşin gırgırı bir yana. Hani balk yaparken de her sikimi yemeyeceksin yani. Tabii. Yine kardiyonu yapacaksın gerekirse. Kardiyonu yapacaksın, ona göre besleneceksin. Atıyorum günlük 300 gram karbonhidrat alıyorsun da alırsın 500 gram. Mesela. O şekilde olur. Yani her önüme geleni yiyeyim ayağı. O da olmaz. Hani yarışma kilon 80 ise ben her zaman onu derim. En fazla 90'a çıkacaksın. Hadi 95'e. Bunun 3-4 kilosu sudur. Bir iki ay diyet yaptığın zaman form tutabilirsin. Ha ben gerçi 100 kilo olduğum zaman da ben çok iyiydim ya. Vallahi ben senin 47-48 yaşındaki halini biliyorum. Kürlü. O zaman çok iyiydin. Bolkun da çok iyiydi yani. Yani. Kas kütlesi önemli. Yani bir omzu bir kafa kadar vardı yani. Omuz aynen. Büyüklüğü, sırtı falan devasa. Göbek ya böyle benim... değildi. Yani göbek olsa bile azdı yani. Dümdüz geliyordu. Ya benim zaten sırtımla omuzlarım genetik olarak hep iyiydi zaten. Evet. İyi tepki veriyordu. Şimdi bir de antrenmanda yapamıyorum. Hani millet hazırlan diyor ya. Evet. Geçen mesela biraz kolu ağır kaçırdım. Ağır derken atıyorum 35-40 kiloyla barbell curl yaptım. Omuzumun amına kaydı. Eklemlerim ağrı. Bir 15 gündür de antrenman sadece kardiyo ayağına takılıyorum. Evet. Çok hafif kol mol yapıyorum yani. Öyle de bir sıkıntı var. Evet. Kadir hocam bir lavuğun steroidli olup olmadığını nasıl anlarız? Ya bir lavuğun steroidli olup olmadığını aslında herkes anlar. Bir bakışta anlar bu işi. Yani şöyle adam diyelim ki genetik olarak iyidir. Midesi kaslıdır, kilosu düşüktür. Ama sert görünüm. Ama geçen bizi şaşırttı bir tane arkadaşla sen paylaştın ya natural. Ya şimdi onu mesela Hasan Hoca da dedi bak Nutriking'in sahibi. Ya dedi ben dedi inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Evet. Tamam adam çok kullanmıyordur, genetiği iyidir ki öyle insanlar var ama o sertlik böyle ilaççı çok zor. Çok zor ha. Eğer öyle ise de o adam demek ilaç kullansa amına koyayım Türkiye'de yarışmalarda yok satar ya. Evet. Öyle tabii durum var çok arkadaşlar. Çok sert ve kuruydu. Evet. Şimdi mesela bizim Mehmet abi de sertti ama öyle bir hani steroid sertliği yoktu. Hiç yoktu. Ve i̇şte adam çok keskin diyet yapıyor. Aynen. Şimdi bizim Mehmet de mesela ufak bir ilaç kullansa çok ki ben her zaman ilaç ufak ilaç kullanma. Yani ufak derken dozajı az. Yani bu işi yarışmacı olmayacak ama plaj vücudu veya iyi bir vücuda sahip olmak isteyen zarganalar bilhassa böyle çok az ilaç kullanır. Hem vücuda zarar vermez ki bazıları verir diyor değil abi. Bir şeyi çok kullanırsan yani doktor sana bir hap verdi diyelim tablet. Günde bir tane kullanacağım diyor. Sen bunu 10 tane kullanırsan çabuk iyileşeyim diye ananın amını görürsün yani. Kesinlikle. Ya o muhabbet yani bu. Ben hayatım boyu çok az kullandım. Faydasını da gördüm. Ama ne oldu abi? Amına koyayım seni kornanın. Neyse. Bu şekilde vücudu daha sertleştirebilirsin. Ya bu illaki anlaşılır yani. Evet. Kadir hocam uzaktan eğitime girmeyi düşünüyor mu? Bak tam konuştuğumuz konuyla alakalı. Bugün. Aynen he. Şimdi arkadaşlar uzaktan eğitim Atakan hatta bugün dedi. Evet. Abi girelim dedi. Piyasada çok dümenciler var dedi. Şimdi profesyonel bir diyetisyen, profesyonel bir antrenör ve Kadir hocanın 35 yıllık tecrübesi vesaire. Benim de komple siteyi yönlendirmem işte internet sitesini vesaire yönlendirmemle güzel bir işbirliği yapılabilir aslında. Ya şimdi tabii ki onu düşünüyor. Yani seni seven seninle muhabbet eder, senden antrenman alır. Aynen ve profesyonel bir hani artık vergisi, kılığın her şeyi de profesyonel olmalı. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bak işin doğrusu ben 57 yaşındayım biliyorsunuz. Bu yaştan sonra da kimseye çok fazla yalan da konuşmam. Tabii. Neden? Çünkü ne zaman öleceğim de belli değil. Bu işin bir kul hakkı var insanları kandırmanın. Mesela Nutriking'i biz reklamını yapıyoruz, tavsiye ediyoruz. Ama Nutriking emin olun, güzel bir ürün, çalışan bir ürün. Kesinlikle. Ben bunu çok kişiye denettim, tamam mı?
emin olmadığım ürünü kimseye de tavsiye etmem. Bu uzaktan eğitimde öyle. Millet çok palavra atıyor. Adam işte şampiyon olmuş. İşte tabii. Şu hareketi şöyle yap, bu hareketi böyle yap. Şöyle olsun, insanlara, böyle olsun. İnsanlara doğrusunu anlatmıyor. Tamam mı? Sen 50-60 santim veya 55 santim parçalı vücut yapmak istiyorsan, ha belki milyonda bir insanın genetiği iyidir. Gerçi Ronnie Coleman gibi olma şansı yok. İsterse genetik anasının amı gibi olsun. Yok da. Ben en azından insanlara doğrusunu anlatıyor, anlatacak. Evet. Diyeceğim kardeşim böyle böyle yaparsan böyle olursun. Böyle böyle olmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Ha bunu dedik de illa her ilaç kullanan da Ronnie Coleman olamaz yani. Kesinlikle. Ama biz doğru bilgileri verme taraftarıyım ben. Bu işte çok büyük bir beklentim de yok benim. Ne Instagram'da ne YouTube'da. Allah'a şükür geçelim gidiyoruz yani. Evet, evet, evet. Öyle bir şey de düşünüyoruz. Yani gerçekleştirebilir miyiz? Gerçekleştiremez tabii, miyiz? Tabii. Onu da bilmiyorum. İşte yani. Bir konuşup kendi aramızda bir şeyler yapabiliriz ama yani demek istediği şey şu. Sen geldin abi sana 3 ayda şöyle olacaksın. O mesela uzaktan eğitimde internette paylaşıyorlar evet. Ya değişimleri. Birinci gün böyleydi, 90. gün böyle. Adam yalanı kralı ama. Yalanı kralı. Ben de böyle diyor böyle olacak. Buna inanan amcagazlar varsa yapacak da bir şey yok yani. Aynen öyle. Benim yani yaptığım mesela kendi değişim videoları da var zaten. 40 günde vücut değişimi falan. Atakan Başaran YouTube kanalına girin bakın. O olabilecek o yani. Bir yıllardır antrenman yapar. Ki benim salonda o diyeti yapmıştım. Tabii o senin salonda da yapmıştım. Yani biz dedik tabii ona Kadir ya. Abinin eşliğinde yine yani. Aynen yani o dediklerimizi yaptığın zaman eğer sen etki alamıyorsan ya bizde bir ibnelik var ya siz bu diyeti yapmıyorsunuz demek. Ya da antrenmanı yapmıyorsunuz. Antrenmanı yapmıyorsunuz tabii. Demektir. Aynen öyle. Hatta dün bir yerde antrenman yaptım. Çocuğum biri dedi ki abi dedi bir şey yiyordu tamam mı çikolata. Bu gün öğünü mü bir şey ne diyorlar ona? Ara öğün. Yok hani internette satıyorlar ya. Nasıl? Öğünü. Öğün tozu, öğün tozu. He, öğün tozu. Öğün tozu. Çikolatalı, mukolatalı bir şey dümenden. Dedim ne oğlum bu? Çikolata mı yiyorsun? Yok abi dedi. Ne öğünüydü ama? Öğün tozu. öğün tozu. Oğlum bu ne dedim? Protein tozu işte yani. Ya dedi abi ben kreatin kullandım dedi. Pek bir etkisini de göremedim. Nasıl göremedin dedim. Sana dedim şey verelim işte falan filan. İyi öyle antrenmana girdik. Baktım çocuk abi 3-5 kiloyla indirip kaldırıyor tamam mı? Ya kreatin... Dedim oğlum tak 15 kilo tamam mı? Tak dedim 15 kilo. 10 tekrar yaptırdım onu. Koy dedim 20 kilo. Bak bunu kaldıramazsan dedim sikerim belanı. Biraz da sinirlendim biraz da tırstı. Ben daha önce de benim salona da yapmıştım onu bizim Cemile. He aynen. 7.30'dan barbell yaparken amına koyayım bağırarak 30 kilo yaptırdım onu. Tabii. Ya dedim ne oldu oğlum? Abi dedi ben bu kadar güçlü müymişim ya? Şimdi kreatini aldın veya supplementi veya steroidi her neyse. Sen tutup da dümenden antrenman yapıyorsa tabii ki faydası olmayacak sana. Kesinlikle olmaz. Ben şimdi kreatini bak kendim de denemiyorum. Neden? Çünkü ben %60 kapasitenin altında idman yapıyorum. Sağlam idmanlar yapanlara veriyorum ki farkını görebiliyorum. Tabii. O şekilde denettiriyorum. Ben zaten dümenden idman yapıyorum. Bunun kreatin değil steroid dozu etkisini doğru düzgün göremez. Kesinlikle kesinlikle. Bilmem anlatabildim. Kesinlikle çok iyi anlattın. Harbiden mi? Vallahi ben yalancı. Ben hayran kaldım. bundan da anlamayan daha ne diyeceksin yani adama ya? Ronnie Coleman ile boks maçı yapmışlar kazanan araba almış doğru mu? Ya Ronnie Coleman şimdi ya. Hocam dalga büyümesi için özel bir ilaç var mı? Dalga büyümesi için özel bir ilaç. Kafasına ağırlık bağlayacak. tamam mı? Yani 1 kilo 250 gram neyse. Evet, kaldıracak indirecek onu çalışacak. Kaldıracak indirecek yani. Güç mü teknik mi? Yoksa dallamalık mı? bir arkadaşımız yazmış. Ya güç mü teknik mi? İkisi de işe yarar. Güçle tekniği iyi olan star olur. Çok aşırı güçlü olan yani tekniği iyi olan da sikebilir yani. Güç önüne mi gelir diyorsun? Ya güç oyunu bozar bir atasözü var. Evet. Bu işte bir gerçek şeyde ya. Şeyde var diye yağlı güreşlerde bir çocuk 135 kilo. Çocuk 52 numara ayakkabı giyiyor parmaklar böyle. Ama şimdi o çocuk da giyiyor. Hadi kavga yap onunla. ama şimdi öyle adam var ki bak 1.70 boyunda belki de onu bayıltır amına koy. Vallahi sanmıyorum herif yağlı güreşçi. Hayır hayır bak güreşçi tamam güreşte siker ha yakalarsa siker. Yakalanacak yani, zaten ayrı o çocuk, parmaklar bak, eller böyle. O çocuğun böyle. Mesela şöyle parmakların büyük olması çok güçlü olduğu anlamına gelmez ama güreş zor bir spor arkadaşlar. Bak dünyanın bana göre en zor sporu güreştir. Yani bu işi 3-4-5 sene yapmış, ciddi yapmış bir güreşçi. Eskiden komandolar hep judo ve güreş şeyi verirlerdi. Adamı siker yani. %50 iyi olanı bile yani. Evet. Aynen. Ya şimdi adam uzun boylu ve büyük ya. Yakalarsa sen ona vurana kadar zaten bitti. Abi senin... kısasından da uğraşamıyorum ki ben.
ciddi güreşçilerle güreş yaptım. Bak ben o zaman 180 kilo bench basıyordum. Çocuk 1.60 boyundaydı. Dünya şampiyonu güreşçiydi. Amına koyayım ben o böyle bir tutuyordu, omuzun üzerine alıyordu beni. Oğlum bu amına koyduğumu nasıl yapıyorsun? Bir türlü aklım ermedi. Şak diye altına alıyordu. Allah Allah. Çok ilginç. Evet. Hocam siz dümenci misiniz? Dümenci miyiz? Bilmiyorum, ben hiç hayatımda dümen yapmadım. Muhabbetlerde biraz dümencilik olabilir. Ya yok, ben anlattığım hikayelerin hani içinde. Ya dümenden dediğim yani hikaye gırgır eğlence amacıyla. Ya hikayeyi böyle biraz daha lezzetli hale getirmek için biraz tuzunu fazla koyuyoruz diyebilirim. Ama ben hayatımda hiç kimseye dümencilik yapmadım, kimseyi kandırmadım. Bak ben kandıran da bana göre orospu çocuğuydu. Evet. Ben kimseye hayatımda yalan konuşmadım. Biraz da bir menfaat elde etmek için kimseye dümencilik etmedim. Ha, bazen muhabbet ederken, video çekerken neyse özel hayatımda veya video çekerken bazen böyle taşak muhabbeti olsun diye farklı muhabbetlerimiz oluyor yani. Sadece testosteron takviyesi alsam vücudumda çok zarar olur mu? Yani şöyle, bunu ne kadar aldığın önemli. Mesela testosteronsuz kilo olmaz. Sen bir ince güçlenmek, bir ince daha kas yapmak istiyorsan, bir ince testosteron alıyorsan da çok fazla bir zararı olmaz. Millet amına koyayım haftada 2000 miligram alıyor. Sen haftada 1 miligram veya 100 miligram dediğimiz bir vurum yapsan ne zararı olacak sana? Yani karı olur, az olur, zararı da çok çok azalır, yok derece kadar az olur. Ben hayatım böyle yaptım, bir zararını da görmedim yani. Yüksek doz, yükseldikçe sıkıntı yaşarsın. Evet. Bilmiyorum, anlatabildim. Çok çok iyi. Tamam, yeter, kaç dakika oldu, bak bakayım mı? Ya kaç dakikasını amına koyayım, birkaç tane daha söyle. Tamam. Kadir Hoca, niye hiç yaşlanmıyorsun, bunun sırrı ne? Hakikaten ha. Yani şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Neden yaşlanmıyor? Yaşlanıyoruz amına koyayım. Yaşlanıyor da ince growth mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gençlik ama bak mı? Ben 40 yıldır spor yapıyorum. Şimdi bazıları diyor ya, işte sen sporcu musun falan filan. Göte olanın takımı var ya öyle. Ha. Ben 40 yıldır bak 15 yaşında spora başladım. Karate, tekvando 18 yaşına. Ondan sonra body'ye başladım. Askere gittim, zaten hayatımı siktiler. Ben hiçbir şey yapmadığım zaman bile, mesela yürüyüş yapar, koşu yapardım. Hiçbir şey yapmadığım zaman bile. Ya illa böyle bir spor aktivitesi veya yapmasam bile grader'le çalıştığım zaman günde 10 saat, 12 saat o adamın hayatını sikiyor. Hayatım boyu hep aktiftim. Ki sen beni biliyorsun yani, bu kiloya göre çoğu insan benden yolda yürüyemez bile ya. Evet. Bayıltırım yani. Bu nedir? 40 yıldır spor yapmanın. Hatta 42 yıl oldu. İlk spora başlayalı. Yani ama insan yaşlanıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Sen spor yaparak 10 yıl daha geriden geliyor. O şekilde yani. Sporunuzu bırakmayın. İlla bodybuilding değil. Yürüyüş yapın abi. 10 kilometre koşun amına koyun. Mesela. Hiçbir şey yapamıyor. Git parkta barfiks çek. 10 sene bir tekrar yap. Dinlen, bir daha yap. Bir daha yap. Sırf barfiks çekmek bile sizi geliştirir. İlla spor salonuna gidip ağırlık kaldıracağım diye bir şey yok. Aktif olun. Bence 10 numara olursunuz. Kesinlikle. Peki abi, hiç inşaat, sanayi vesaire yerlerde çalıştın mı? Çalışmam olur mu ya? İşte bir anlat, bir iki tane anı da sonlandıralım. Ya inşaat, askerden geldim. 2 sene falan inşaatlarla çalıştım. Daha önceki videolarda da anlattım. Tuğla indirirdik. Bak o zaman güzel para kazandım. Mesela sabah 8'de tuğla yüklerdi dayı kamyona. Biz giderdik. 10-11'e kadar onu boşaltırdık. İşte birinin kömürü taşınacak. Belediyeye girene kadar kömürünü taşırdık. Biri çimento indirecek veya zahireye un gelmiş, onu indirirdik. Benim yapmadığım iş kalmadı ya. Bravo valla. Bir ibnelik yapmadık, o kadar. Çok iyi, çok iyi. Benim de hayatım geçti o işlerle. Fırın fırın var diye bizde, unlu indirme. Ne yapalım abi? Hocam da tavanda örümcek var, öldürsem ayıp olur mu Kadir abi? Ya örümceğe ne sokarım? Arkamda şey var amına. Kuru kafa var. Bu örümcek muhabbeti şey değil miydi? Hani bir çocuk vardı. Ondan geldi herhalde o ya. Ha, sen dedin ya, ya tavanda örümcek gibi duruyor diye. Ama sik beyinde de böyle. Tamam, bitti o espri amına koyayım. Ya başka bir şey çıkarın ya. Tamam. Var mı daha güzel bir soru? Hacamatla sporun arasındaki ilişki nedir demiş. Ya bence yok. Yani hacamat tamam. Bazı böyle profesyonel vücutçular mesela sağ göğsü sol göğsüne büyük, onu işte hacamat diğerine yaptırıp küçük olana falan biraz daha pump'ı mamp arttırdığını falan diyorlar ama. Ben o konuda bilgim yok. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum, görmedim tam olarak. Yani, öyle diyorlardı. Ben öyle duymuştum. Diyor, herkes bir şey diyor. Konuşuyor. Yani hacamatçının biri reklam yaptırmıştır. Herkes de badiciler, adamın göğsü 10 numara. Vay amına koyayım, hacamat yaptırdı, biz de gidelim. Falan. Bizim milletimiz böyle bir sik beyinli. Bir adam atıyorum dünya şampiyonu oldu.
İşte şu hareketi böyle yaparsan ya amına koyayım o hareketim ben ya. Niye içimce demiyor kardeşim ben şu steroid. Yani bunu devamlı tekrar etmekten de bak harbiden nefret ediyorum. Ya biriniz de bunu deyin amına. Hareketi şöyle yapacağım. Ulan biz her türlü hareketi denedik amına koyayım ya. Olmaz. İğne vurduğum zaman kendi kendine büyüyor amına koyayım. Değil mi? Yani hıyar misali. Bir de bir iyice hıyara da benziyor. İki hıyar bir dalda bilmem ne yapar hesabı. Hıyar misali. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tip videolarımız farklı içeriklere de girebiliriz ileriki zamanlarda. Evet, evet, bu şekilde devam edeceğiz. Yalan konuşan bakın arkadaşlar bir insanı kandırmak için gençlere tavsiyem şudur. Her zaman doğru olun. Doğruyu konuşun. İnsanları kandırmak için yalan konuşan bana göre götün F-16'sıdır. Hatta F-35'idir. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kapat amına.